Evet. Birkaç gün önce yaptığım örneği bu defa test kullanarak yapsak nasıl olur diye göstermek istiyorum. Tabii öncelikle şöyle eski haline bir getirelim. Eski hali şuydu. Neyse bunları silelim. Hiç yoktu. Şunları ben tabii burada toplam sonucu yapmak istemiyorum. Çünkü orada biraz işler değişiyor. Yani biraz daha bir mutevo dizi oluşturup orada mutex art falan kullanmam gerekiyor ama buna gerek yok. Önemli olan bu sayıların her birinin üstünü bulabilmek. Örneği hatırlıyorsanız eğer işte birden bine kadar olan sayıları kendi üstleriyle çarpımı ondan sonra bunların tamamının toplanmasıydı. Ama burada dediğim gibi benim göstermek istediğim şey sadece bu sayıların kendi kareleriyle elde edilen sonucu toplamaktı. Ben toplamayacağım. Sadece sonucu bulsam yeterli. Toplamak için ayrıca mutex arc falan kullanmam gerekiyor ama burada amacım sadece threads'in nasıl bir fark ortaya çıkardığı. Step by'ı da bir yapalım. Değiştirmeyelim orayı. Burayı da yapalım. Burada da iyi dersek tamam. Bu bizim threads olmadan tek bir main proses üzerinde çalışan algoritmamız. Gördüğünüz gibi 300'e geldikten sonra bayağı bir isterseniz biraz durumu değiştirelim. Bir tane time oluşturalım. STD time instant no. Buraya da print ne diyelim. Buraya time'ı yazdıralım. Time absent. Milis. Milis cinsinden yazdıralım bakalım ne oluyor. Bunu da buraya yazmaya gerek yok. Tabii 1000 olduğu zaman uzun sürecek o yüzden 1000'i yazdırmayacağız. Kaç olsun mesela 500'e kadar olan sayıları kendi kökleriyle toplamını bulalım. Bakalım kaç çıkıyor. Kaç milisaniye çıkıyor. Biraz bekleyelim. Beklerken de tabii şunu anlatayım. Threads kullanırken eğer işi paralel bir şekilde aynı anda yaptırabiliyorsanız bunu daha önce de örneklemiştim. Şöyle düşünüyorsunuz. Threads'i nasıl kullanırım diye. 4 kişisiniz ve elinizde bir iş var ama hepiniz mesela düşünün duvar öreceksiniz. Duvar örerken hepiniz aynı duvarı örmek yerine her birinize bir tane duvar, odanın her bir duvarı her birinize görev olarak verilir. Her biriniz o sırada bir tane duvarı tek yapar. Bu duvarlar birbirlerinden tamamen bağımsız olduklarından dolayı hiçbiriniz birbirinizin işini etkilemeyecek. Haliyle aslında her biriniz kendi performansıyla toplam iş ihtiyacına direkt etki edecek. Bu mesela en olumlu threads kullanımına örnek olarak gösterilebilir. Tamamen paralel. Yani hiçbir birbirleriyle alakası yok. Bizim bu örnekte de mesela buradaki her mesela diyelim ki birin ben karesini bulduğum sırada bunun ikinin karesini bulmamla neredeyse hiç alakası yok. Dolayısıyla ben her bir sayı için bir threads kullanabilirim. Olay bu. Paralellemek dediğimiz olay bu. Yani birbirine hiçbir zaman çakışmayacak. Bellekteki bir veriye hiçbir zaman iki thread aynı anda ulaşmak zorunda kalmayacak. Çünkü ikisinin kullandığı veriler birbirinden tamamen bağımsız olacak. Olay bundan ibaret olduğundan dolayı bizim bu örneğimiz mesela paralel thread kullanmaya gayet müsait bir örnek. Burada gördüğümüz gibi 42.911 sonucu çıktı milisaniye cinsinden. Diyelim bunu bir de paralel diyelim. Şimdi paralellik kullanırken
Şöyle de bir şey düşünün. Şimdi işlemci 8 tane çekirdeği var. 8 işçi olduğunuzu düşünün. 8 tane işçi bir iş yapacak. Ama diyelim ki siz aynı anda 8 işçiye 1000 tane duvar verirseniz ne yapacak her zaman? İşçiyi çağıracaksınız. Diyeceksiniz ki gel bu duvarı yap. İşçi gelip diyecek ki kardeş benim burada işim var sen bekle. Her defasında siz işçiyi kullanmış olacaksınız ama işçi aslında hiçbir şey yapmayacak. Biz buna context switch diyoruz. Yani thread açıyoruz. Thread geliyor işletim sistemine diyor ki ben bir işlemci çekirdeğini kullanacağım ama işletim sistemi diyor ki kardeş kusura bakma şu anda diğerleriyle uğraşıyoruz. Sen biraz bekle. İşte o bekleme olayı biraz pahalı bir iş. O yüzden mümkün mertebe hiç context switch yani illaki context switch mevzu bahis oluyor ama mümkün mertebe az olsun. Ki maksat şöyle söyleyelim. Diyelim ki 1000 liralık bir iş varsa siz işçiyi sürekli götürüp getirirseniz işte sen gel bunu yap o da geliyor diyor hayır ben yapamıyorum başka bir işim var boş boşuna siz onunla iletişim kurmuş oluyorsunuz o sizinle iletişim kurmuş oluyor zaman boşa geçmiş oluyor. Öyle düşünün. Haliyle ben diyorum ki öyle bir tasarlayayım ki hiç context switch olayı gerçekleşmesin. Yani açtığın threads sırada çok fazla beklemesin. Hele hele 1000 tane threads açsan 1000 tane threads aynı anda gidecek işletim sistemine diyecek ki bana yer ver. Şimdi işletim sistemi de diyecek ki kardeşlerim kafayı mı yedim? 1000 kişi gelmişsiniz sıraya geçmişsiniz. Bari sıra alsaydınız dörder dörder gelseydiniz boşuna burada beklemeyecektiniz. Öyle düşünün. Çünkü 4 tane personelimiz var. Siz burada boşuna bekleyeceksiniz şimdi. Yapmanız gereken bir sürü iş varken hepiniz geleceksiniz. Burada 1000 kişi sırada bekleyeceksiniz. O yüzden buradaki 500 tane sayı için şu örnekteki 500 tane sayı için 500 tane thread açmaya gerek yok. Ben de şöyle yapıyorum. Diyorum ki her defasında bana benim işletim sistemi benim işlemcimin 6 tane mi 8 tane mi çekirdeği var. Ben 8 tane sayıyı ilk etapta alıyorum. Burada birden 500'e kadar git ama 8'er 8'er git demiş oluyorum. Sonra geliyorum bir for döngüsü daha kullanıyorum. Ve i de i artı 8'e kadar git. Dedim. Sonra geliyorum. Şuradaki fonksiyon. 8 tane sayı aldım ya ben. Aldığım bu 8 sayıyı her birini bir threads'e yollayacağım. Her birini bir threads'e yollayacağım. Geliyorum buraya. Let's handle diyorum. Handle dememin sebebi şu. Threads açıyorum ama bu threads'ler mesela join etmezsem kapanır. O yüzden her birini diziye atacağım. Sonra dizinin her bir elemanını join yaparak bak işim var sen bitmeden main'in bitmemesi lazım demiş oluyorum. Threads spawn en basit kullanımı bu. Tabi burada pnmut kullanıldığı için move şart koşuyor. Geliyoruz buraya sadece şunu ekliyoruz. Tabi bu handle'ı da geliyorum buraya handles push handle diyorum ama tabi handles'ı tanımlamadık. Geliyorum buraya let mut handles eşittir batch. Yani her bir thread'si dizinin bir elemanı olarak atıyorum. Sonra bunu ne yapıyorum? Join ediyorum. Ama şurada kurmam daha mantıklı. Her birini buraya handles. Sonra geliyorum buraya for in handles diyorum. Hepsini join ediyorum. Buraya he diyelim. He join. Dediğimiz zaman join. Head in handles. Tamam. Durum. Yok ama join niyeyse görünmüyor. Öyle diyelim. Move. Pardon. Move. Beyaz. Join.
Burada da tabii bir değişken tanımlama olduğu için noktalı virgül bir de şart koşuyor. Ve buraya da J yazıyoruz. Ama şimdi bizim 42.911 bakalım kaç milisaniyede 8 tane threads her defasında açıyoruz. Burada mesela çalışma aynen şu şekilde oluyor, anlayabilirsiniz diye diyor. Ben ona önce diyor bir sayısını gönderiyor. Ama bu 1, 8, 15, 23 böyle gidiyor. 8'er 8'er yani. Sonra geliyorum yine her bir işte mesela 1 için diyorum ki birden başla bunun 8 fazlasına kadar git. Ve bu her bir J sayısı için bir tane thread açıyorum ve bu thread'e gönderiyorum. İşte 1'in birinci küpünü bul. 2'nin ikinci küpünü bul. 3'ün üçüncü küpünü bul. 4'ün dördüncü küpünü bul. Gidecek. Sonra bu 8 tanesi threads açtım ya burada. 8 tane threads açtım. Geldim burada da onları join ettim. Bu 8 tanesi bitmeden for döngüsü başa dönemez. Çünkü join bunların tamamının bitmesini bekliyor. Bittikten sonra bu defa is 1 diye 8 artıyor. 9 oldu. Bu defa gelecek 9'dan 17'ye kadar olan sayıları alacak. Her biri için bir thread oluşturacak. Sonra bunları diziye atacak. Sonra burada da yine aynı şekilde join edecek. Olay bu. Bakalım bu kaç süre. Evet, aradaki farkı sanırım anladınız. Bayağı büyük bir fark. 42'ydi. Hatta 42 miydi ya? Daha fazla olması lazım. 7000 7000'e düştü. Hatta bunu 1000 yapsan daha fazla oluyor. Çünkü bu algoritma ilk etapta hızlı gidiyor sayıları. Sonlara doğru sayı çok fazla zorlanmaya başlıyor. Ama threads konusu mesela onu çok daha hızlı yapabiliyor. Şöyle söyleyeyim. Biri yarım saat sürerken biri 2 dakika sürüyor. O kadar büyük bir fark. Burada mesela 7'ye 42 6 katı var. Yerinde neredeyse 20-30 katı fark var. Bu kadar ciddi bir fark var. Neyse bu soruyu da threads konusunu da örnek olsun diye çözmüş olduk. Sanırım güzel bir örnek oldu diye düşünüyorum. Hem de uzun da olmayan bir video çekmiş olduk. Neyse videoyu burada kapatalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.